Menisküs yırtıkları, menisküsler dizin içerisinde iki tane menisküs var. Bir iç menisküs, bir de dış menisküs var. İç ve dış menisküs olarak eklem kıkırdağının içerisinde aynı bir yastık gibi ya da ben hastalara anlattığım şekilde arabanın amortisörü gibi düşünün. Bir şok absorpsiyonu yapıyor. Yani darbelere karşı dizi koruyor aslında menisküsler ve çok faydalı yapılar. Menisküsler kıkırdak yapıdan oluşuyor. Ve menisküsler darbelere karşı korurken darbeler neticesinde yırtılabiliyorlar. Yani bunlara travmatik yırtıklar diyoruz. Daha çok genç hastalarda, sporcularda menisküsler yırtılabiliyor. Size buradan göstereceğim diz eklemi. Bakın bu bir maket. Şöyle dizi büktüğüm zaman, bakın şu ön çapraz bağ, şu önden arkaya giden. Bunlar da şu lastik gibi olanlar da bu dış menisküs, bu da iç menisküs. C şeklinde, hilal şeklinde yapılar bunlar. Ve travmatik olarak darbeler neticesinde yırtılabiliyorlar kıkırdak şeklinde oldukları için. Bunların en önemli özelliği kıkırdak oldukları için kanlanmaları olmuyor. Kan gelmiyor bir şekilde, kansız dokular. Dolayısıyla bir kere yırtıldığı zaman kendiliğinden tekrar iyileşmiyorlar. Çünkü kan olmayan yerde iyileşme pek olmuyor. Yırtık eğer hastada mekanik bir şikayete sebep oluyorsa, yani yırtık hastada takılma, kilitlenme ve ağrıya sebep oluyorsa o zaman o yırtık kısmı çıkartmak gerekiyor. Fakat bazı menisküs yırtıkları özellikle de ön çapraz bağ yırtığıyla beraber olan yırtıklarda kenardan yani eklem kapsülüne yakın yerden yırtılıyor. Kapsülden gelen kan damarları da olduğu için onları tamir ediyoruz. Yani tamir o hastalar için uygun oluyor. Fakat periferik yırtık dediğimiz kenardan değil de pardon santral yırtıklarda kanlanma olmadığı için onları kısmi olarak çıkartıyoruz.